Hepinize selamlar. Bugün yeni bir videoya daha karşınızdayım. Bu video çok güzel bir video olacak. Neden diyeceksiniz? Zaten siz başlıkta da gördünüz. Şu an önümde gördüğünüz bütün ürünleri sizlere hediye ediyor olacağım bu videoda. Şimdi hemen ürünleri tanımaya başlayacağız birlikte. Daha sonra çekiliş koşullarından size bahsedeceğim. Ama ondan önce şu an gördüğünüz gibi farklı bir ortamdayım. Farklı bir açıdan kayıt alıyorum bu videoyu. Siz bu açı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bunun haricinde şuna da değinmek istiyorum. Bu çekilişi hem YouTube hem de Instagram üzerinde düzenleyeceğim. Dolayısıyla çekilişe katılmak için iki farklı yolunuz olacak. Hem YouTube'dan hem de Instagram adresinden katılabileceksiniz. O yüzden şurada aşağıda çıkan Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın diyelim. Zaten YouTube kanalımda takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunları söyleyeyim. Daha sonra ürünlerimizi inceleyelim ve çekiliş koşullarına hep birlikte geçelim. Şimdi hızlıca videoya geçeceğiz. Çekiliş koşullarına, ürünleri incelemeye geçeceğiz. Fakat size küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere benden bir süredir Discord sunucusu açmamı çok istiyordunuz. Discord sunucumuzu nihayet açtık. Discord sunucumuza katılmak için de açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Şimdi öncelikle neler hediye edeceğimizi bir görelim. Burada bir adet oyuncu kulaklığımız var. Burada bir gamepad'imiz var. Yine burada bir Rampage'in mouse'u bulunuyor. Arka tarafta güzel bir hoparlörümüz var. Yine burada ön tarafa baktığınız zaman da güzelce bir akıllı saatimiz bulunuyor. Size bu ürünlerin tamamını hediye ediyor olacağım bu videonun sonunda. Çekiliş yaklaşık olarak 2 ya da 3 hafta sürecek. Bunu şu an bilmiyorum. Instagram postumda detaylardan bahsetmiş olurum. Yine bu videonun yorumlar kısmında da başa sabitlediğim yoruma bakarsanız detayları görebilirsiniz. Yine burada baktığınız zaman toplamda 1100 TL'ye yakın bir fiyat gözüküyor. Dolayısıyla size toplamda 1100 TL'lik bir hediye vermiş olacağım. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Videoya geçmeden önce şöyle güzel bir like atın. Aşağıya güzelce bir yorum bırakın. Ve sonra ürünlerimizi tanımaya, çekiliş koşullarını öğrenmeye geçelim. Şimdi ben bu ürünleri şöyle bir kenara kaldırıyorum. Bunlar burada kenarda bir dursun. İlk ürünümüzle biz başlayalım. İlk ürünümüz Rampage'in Python isimli oyuncu kulaklığı. Bu kulaklığın şu anki fiyatı 125-150 TL arasında değişiyor. Bu kulaklık stereo bir kulaklık. 7.1 özelliği bulunmuyor. Fakat yine hafif ve güzel bir oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz gelin birlikte kutusunu açıp kulaklığımıza bir göz atalım hafifçe. Şöyle kutuyu çıkarttığınızda oyuncu kulaklığımız bu şekilde bizi karşılıyor. Hemen şöyle bakacak olursak bir jack girişi de bizi karşılıyor bu kulaklık. Jack girişini bilgisayarınıza takarak bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ve yine tabii ki bu kulaklığı telefonunuzda da kullanabilirsiniz. İçerisine baktığımız zaman şöyle bir de dönüştürücü çıkıyor. Bilgisayarınızda ayrı ayrı jack girişleriyle kullanmak isterseniz bu dönüştürücüyü de kullanabilirsiniz. Bunu kenara kaldıralım. Ve tabii ki içerisinden bir de kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Bunu da kenara kaldıralım. Kafaya taktığınızda da bu şekilde görüyorsunuz kulaklığı. Şurada bir mikrofonu bulunuyor. Yine kablomuza baktığımız zaman yaklaşık olarak 1.6 metre uzunluğunda olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir kulaklık. Fiyat performans bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Zaten siz bana sıklıkla bu tarz fiyatlarda bu tarz bir oyuncu kulaklığı soruyordunuz. Ben de size bunu hediye etmek istedim. Yine bu kulaklığın da incelemesi ilerleyen günlerde kanalda olacak. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim sıradaki ürünümüze. Sıradaki ürünümüz yine Rampage'in Deflate isimli mouse'u. Bu mouse'a baktığınız zaman toplamda 12.400 DPI'lik bir mouse olduğunu görebiliriz. Yine güzel bir oyuncu mouse'u, RGB aydınlatması bulunuyor ve delikli bir yapısı bulunuyor. Hafif bir oyuncu mouse'u olduğunu söyleyebilirim. Yine bu ürünün de incelemesi kanalımda mevcut. Yine sağ üstte çıkacak kartı tıklayarak bu mouse'un incelemesine ulaşabilirsiniz. Mouse'umuzu çıkarttığımızda bizi bu şekilde karşılıyor. Delikli bir mouse olduğunu söylemiştim. Alt tarafta bir tuşu bulunuyor ve bu tuşu değiştirerek sağ ele veya sol ele göre ayarlayabiliyorsunuz bu mouse'u. Yani simetrik bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Çift elle kullanıma da uygun bir mouse. Mouse'umuzu kenara bıraktığımızda içerisinde bir de garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu zaten siz okursunuz. İkinci ürünümüz de bu şekildeydi. Güzel bir oyuncu mouse'u sizlere hediye etmiş olacağız. Bu mouse'un da yine fiyatı şu anda 225-250 TL civarında değişiyor piyasada. Hemen bunu da kenara kaldıralım. Sıra geldi 3. ürünümüze. 3. ürünümüz ise Rampage'in bir gamepad'i. İsmine bakacak olursak Rampage SGRP S4 Plus isminde bir gamepad. Bu elimdeki gamepad Plus olan versiyonu, bir de bunun Plus olmayan versiyonu var. Yine ona baktığınızda fiyatı 250-300 TL bandında değişiyor. Yine bunun fiyatına bakacak olursak da 300-400 TL aralığında bir fiyatı olacağını söyleyebilirim. Yine baktığımız zaman gamepad'imize
PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Birçok platformda desteklendiğini görüyoruz. Güzel bir gamepad olduğunu söyleyebilirim. Yine touchpad'li ve çift titreşimli güzel bir gamepad. Üçüncü ürün olarak da sizlere bunu hediye edeceğim. İsterseniz bunu da kenara kaldıralım. Bu arada bunun kutu açılışını yapmayacağım. Çünkü bunun incelemesi kanalda olmayacak. Bu da aklınızda bulunsun. Sıra geldi dördüncü ürünümüze. Dördüncü ürünümüzde ise bir akıllı saat bulunuyor. Yine Everest'in Everwatch EV508 isimli bir akıllı saati. Bu akıllı saatin de incelemesi kanalda olacak. Yine bunun fiyatına baktığınız zaman da 100-150 TL aralığında bir incelemesi olduğunu görebilirsiniz. İlk kapağını açtığımızda şu şekilde akıllı saatimiz bizi karşılıyor. Bunu hemen üst taraftan şöyle çıkartalım. Köpüğünü kenara alıyorum. Ve burada direkt olarak akıllı saatimiz bizi karşılıyor. Akıllı saati şöyle çıkartalım. Bu saatin ilginç bir özelliği bulunuyor. Bunun ayrıyeten bir şarj aleti yok. Bunu direkt şu şekilde şuradan gördüğünüz kısımdan USB'ye ya da prize takıp şarj edebiliyorsunuz. Bunun haricinde kutu içerisinden iki tane de kordon çıkıyor. Bu kordonları bu şekilde takarak akıllı saatimizi kullanabiliyorsunuz. Akıllı saatimize yine bakacak olursak nabız ölçümü yapabiliyor, adım sayabiliyor. Bu tarz güzel özellikleri bulunuyor. Dediğim gibi bu üründe incelemesi kanalda olacak. Çekilişten sonra bunu yayınladığımda da o videoyu izleyebilirsiniz. Bunu da alalım kenara. Gelelim son ürünümüze. Son ürünümüzde Mikado'nun MD-BT38 isimli bir Bluetooth hoparlörü bulunuyor. Bu hoparlörün bir de True Wireless Stereo özelliği bulunuyor. Bu da demek oluyor ki bu üründen iki tane alırsanız ikisini birbirine bağlayıp stereo şekilde müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Gelin isterseniz bunun da kutu açılışını yapalım. Şöyle açtığımız zaman hoparlörümüz bizi bu şekilde karşılıyor. Köpüğünü alalım, bunu kenara kaldıralım. Kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Şöyle aldığımızda hoparlör burada. İçerisinde bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. Bunu kaldıralım. Ve yine şöyle güzel bir pakette de gerekli kablolar çıkıyor. Gelin bir de bakalım hangi kablolar var içerisinde. Şöyle bir ucu USB, diğer ucu micro USB olan bir şarj kablosu çıkıyor. Yine bunun haricinde iki tarafı da 3.5 mm'lik jack girişi olan bir kablo çıkıyor. Yine bununla bir tarafını hoparlöre, diğer tarafını telefona veya bilgisayarınıza takarak müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde şöyle bir taşıma kablosu, taşıma ipi çıkıyor. Bunu iki tarafına takıp, hatta şöyle göstereyim. Bunu iki tarafına takıp şöyle omzunuza asıp taşıyabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Bu hoparlörün incelemesi de kanalda olacak. Yine özelliklerine birazcık bakacak olursak Bluetooth'la bunu bağlayabiliyorsunuz. AUX girişiyle bağlayabiliyorsunuz. Yine USB ile bağlayabiliyorsunuz. Yine TF kart dediğimiz küçük SD kartlarla buraya bağlayıp müziklerinizi çalabiliyorsunuz. Birçok seçeneği bulunuyor. Ve en güzel yanı da şöyle açtığınız zaman aydınlatmalarının bulunması. Bu müzik şiddetine göre, sese göre aydınlatmalar değişiyor. Güzel bir hoparlör olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta şöyle bir sürü tuş var. Bunun detaylı incelemesini zaten kanalda yapacağız. Çekiliş videosundan sonra bu hoparlörün inceleme videosunu yayınladığımda da onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bunu da kaldıralım ve gelin çekiliş koşullarından size bahsedeyim. Evet, bütün ürünlerimize baktık. Şimdi çekiliş koşullarına geçelim. Çekiliş koşullarına geldiğimizde ilk olarak bu videoyu başından sonuna tamamını izlemeniz gerekiyor. Bunun haricinde kanalıma abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu videonun yorumlar kısmında güzel bir yorum yapıp, herhangi bir ürünle alakalı veya videoyla alakalı güzel bir yorum yapıp yanına da Instagram adresinizi etiketlemeniz gerekiyor ki YouTube'dan yaptığımız çekilişte sizin de Instagram adresinizi alıp sizinle iletişime geçebileyim. Bu ilk katılım koşuluydu. YouTube'dan katılım koşuluydu. Bir de videonun başında söylediğim gibi Instagram'dan katılım koşulu olacak. O da şu şekilde olacak. Ben yine bu videoyla eş zamanlı olarak Instagram hesabımda bir post paylaşacağım. O postun altında gerekli açıklamaları yine yapacağım. Fakat şimdi de söylemiş olayım. Paylaştığım postu beğenmeniz gerekiyor. Bunun haricinde yorumlar kısmında iki arkadaşınızı etiketleyerek bir yorum yapmanız gerekiyor. Yine istediğiniz herhangi bir yorumu, güzel bir yorumu yapabilirsiniz. Bunun haricinde benim Instagram adresim ve Rampage Türkiye'nin Instagram adresini takip etmeniz gerekiyor. Bütün çekiliş koşulları bunlar. Dediğim gibi hem YouTube'dan hem de Instagram'dan iki farklı platformdan çekilişe katılabilirsiniz. Bazı ürünleri YouTube'da, bazı ürünleri de Instagram adresimde çekilişini yapacağım. Bunu da söylemiş olayım. Yine bunun haricinde bu çekilişten sonra çok güzel bir çekilişimiz daha bulunacak. Yine 1000-1500 TL aralığında bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Hatta planlıyoruz diyebilirim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yine yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Discord kanalımızı açtık. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın.